Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşırı derecede pratik, benim sıklıkla yaptığım bir tarifle karşınızdayım. Ben bu tarifimde hindi eti kullanarak bir ana yemek hazırlayacağım. Yanına pilav, salata ile ve bir de çorba ile harika bir menü oluşturabilirsiniz. Öncelikle tavuklarımı jülyen bir şekilde doğradım ve 5-6 kaşık sıvı yağın içerisine atarak her tarafının güzelce kızarmasını sağlayalım. Hep birlikte bakalım. Suyunu çekmiş. Şimdi etlerimiz renk değiştirirken şöyle bir sos tenceresinin içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı aldım ve tereyağımı eritiyorum. Tereyağım eridi. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı olacak şekilde un ilavesi yaptım ve unun kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Genelde bu tarz tarifler kremalı hazırlanır ama ben krema olmadan bu şekilde çok güzel bir lezzet yakalıyorum. Sizlere de muhakkak tavsiye ederim. Ben yine her zaman olduğu gibi beni buraya kadar izleyen siz sevgili izleyicilerimden yorumlar kısmına herhangi bir kalp ya da bir emoji bekliyorum. Bu kanalımın büyümesi açısından önemli. Eğer hala abone değilseniz de lütfen abone ol butonunu tıklayarak ve zil bildirimi açarak kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Unumu kavururken asla başından ayrılmadım ki yanmasın diye. Şimdi bir su bardağı sütümü yavaş yavaş ilave ediyorum. Şimdi burası kaynarken gelelim kızaran tavuklarımızın başına ve artık tuzumuzu ilave edelim. Tamamen damak zevkinize göre bir miktar tuz. İşte en güzel lezzeti veren köriyi ilave ediyorum. Biz ailece köriyi çok seviyoruz. Sizler de henüz baharatlarınızın arasına katmadıysanız muhakkak katın derim. İlk etapta bir çay kaşığı kullanabilirsiniz. Belki sevmeyebilirsiniz. Ve bir tatlı kaşığı da kekim var. Onu da içerisine ufalıyorum. Bir taraftan da sosumu karıştırıyorum topaklanmasın diye. Sosum koyulaşmaya başladığı anda altını kapatıyorum. Çünkü bir miktar ısıyla tekrar koyulaşmaya devam edecektir. Birazcık akışkan kıvamda olsun ki tüm etlerimize bulaşsın. Baharatları da karıştırdım. Şimdi altını söndürmüş olduğum bu sosu üzerine gezdiriyorum. Güzelce bir karıştıralım. Her yeri muazzam sosla birlikte birleşsin. Şöyle bir karıştıralım. Bakın bir miktar katılaştı. Eğer bu şekilde olursa üzerine çok az daha süt ya da su ilavesi yapabilirsiniz. Ben şöyle tavamın içerisini sütle bir çalkaladım. Ve güzelce karıştırıyorum. Yemeğimiz hazır. En son olarak karabiber ilavemi de yaptım. Ve son bir kez karıştırıyorum. Bu gençlerin AVM'lerde bayıla bayıla yediği o şahane lezzeti bizler de elde etmiş oluyoruz. Bakın şu anda mis gibi bir kokusu var. Hemen sunum aşamasına geçiyorum. Ben sunumu bu şekilde hazırladım. Böylelikle bir tarifin daha sonuna gelmiş olduk. Başka tariflerde ve başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.